Türkçe Speaker'den hepinize kocaman bir merhaba. Bu videoda sizlere Xtreme 17'nin hem minik böyle bir kurulumunu hem de tanıtımını anlatacağım. Ama öncesinde gençler birkaç duyurum var, önemli. Biraz rahatsızım, eğer sesim kötü çıkarsa kusura bakmayın. Gençler, Türkçe Speaker YouTube kanalına çok uzun zamandır video atamıyorum. Çünkü bilmeyenler olabilir. Sese Gel diye bir YouTube kanalım var ve bütün videolarımı orada atıyorum. Ve bundan sonra da Türkçe Speaker YouTube kanalına çok fazla video atamayacağım. O yüzden Sese Gel kanalına abone olmanızı tavsiye ediyorum. Zaten içerikler birbirine çok yakın olduğu için Xtreme'le ilgili, işte futbolla ilgili, maçla ilgili videoları genelde orada atıyorum. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdi hızlıca Xtreme 17'den bahsedeceğiz, kurulumundan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim gençler, hepsi çok çok kolay. TürkçeSpeaker.com'da açıklamada da linkini veririm. Oradan ilgili dosyaları indireceksiniz. Hızlıca anlatıyorum. Ama önemli bir konu var. Antivirüs programınızı mutlaka kapalı tutun. Bu çok önemliydi. Xtreme 17 sonunda çıktı. Xtreme ekibimize sonsuz teşekkürler. Çünkü işin büyük bir kısmını zaten onlar yaptılar. Hepsine buradan teşekkürlerimizi sunalım. Xtreme 17 PES 2017'nin PC versiyonu için hazırlandı gençler. Diğer versiyonlara, yani PlayStation 4 veya Xbox'a uygun değil. Sadece PC için. İçerisinde Spor Toto, Süper Lig, işte oyuncu yüzleri, formalar ve benzeri bir sürü eklenti var. Onlardan bahsedeceğiz. Ama kurulumla ilgili hızlıca şunu söyleyeyim. İlgili linklerden indirdikten sonra antivirüs programınız kapalı olsun. Çünkü bazı dosyalara virüs gibi tanımlayabiliyor. Çünkü bilmiyor o dosyaları biz ürettiğimiz için. Halbuki zararlı bir şey yok. Kurulumunda gençler otomatik kurulum dosyası var içerisinde zaten. Onu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Ondan sonra size bir soru soracak. Oyununuz orijinal mi değil mi? Eğer oyununuz orijinalse oyunum orijinal seçeneğini tıklayın ve hiçbir işlem yapmadan direkt devam deyin. Otomatik olarak zaten Steam içerisine kuracaktır. Eğer oyununuz orijinal değilse oyunum orijinal değil seçeneğini seçin. Ve eğer C'ye kurmuşsanız oyununuzu yine herhangi bir işlem yapmayın, direkt devam diyebilirsiniz. Ama eğer hard diskinizin farklı bir alanına kurduysanız oyunu, oradan mutlaka adres satırından oyunun bulunduğu Pro Evolution Soccer 2017 klasörünü mutlaka seçmeyi unutmayın. Bir önemli bilgi de şu gençler, bu indirdiğiniz ana dosyalar var ya, RAR dosyaları, yaklaşık 7 GB boyutu var. Onu mutlaka bir yerde saklayın. Çünkü virüs programı ileride bazı dosyaları silerse ya da bazı dosyalarınız karışırsa kaldırıp tamamen sıfırdan kurmanız için elinizin altında mutlaka olsun. Şimdi bu şekilde anlatıyorum, hızlıca zaten biliyorsunuzdur. Otomatik kurulumu yaptıktan sonra zaten kurulum tamamlanıyor gençler ve masa üstünüzde Xtreme 17 kısa yolu oluşuyor. Bakın şuradaki ikon. Direkt bunu sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyin, evet deyin ve bu şekilde şu anda Xtreme'in arayüzü açılıyor. Artık masa üstünüzdeki PES 2017 kısa yoluyla girmeyeceksiniz. Xtreme'le gireceksiniz. Arayüzümüz bu şekilde. Geçen senekiyle hemen hemen aynı zaten. Hızlıca anlatacağım gençler. Ayarlar kısmından Settings ayarlar bölümüne gidebilirsiniz. Eğer oyununuz orijinalse online oynamak için mutlaka online modu buradan aktif edip ondan sonra oyunu başlat deyin. Eğer oyununuz orijinal değilse bu şekilde kalacak. Buradan scoreboard seçimleri, hakem formaları, menü modları, diğer modlar gibi yerlerden aktif edebileceğiniz modlar mevcut. Şu kar modu ve seyirci kaldırma şu anda aktif değil. Onlarla hiç oynamayın bence. Bir bilgi de şu gençler. Xtreme'in dosyalarını kurduktan sonra az çok bu işten anlıyorsanız bile sakın dosyalara müdahale etmeyin. Çünkü çok böyle ince bir şeyi var, dinamiği var. Ufacık bir oynama yaparsanız her şey değişebilir. Çünkü buradan seçeceğiniz işlemler sonrasında sürekli isim değiştirme falan yapıyor dosyalarda. Karışabilir işler. Şimdi gençler, oyunu başlat diyeceğiz ve hemen Xtreme'in içerisine bakacağız neler var. Şu anda gençler offline modla, yani online değil offline modla oyuna giriş yaptık ve gördüğünüz gibi Xtreme 17'nin teması çıktı. Zaten bunu gördüğünüz zaman aşağıda da bakın güncel olarak sürümü de yazıyor. Doğru kurulum yapmışsınız demektir. Eğer olur da hatalarla karşılaşırsanız net olan bir şey var. Mutlaka ya indirdiğiniz dosyalarda eksik vardır. Ya RAR'dan çıkartırken virüs programı bir dosya silmiştir. Mutlaka yani sizden kaynaklı ya da bilgisayarınızdan kaynaklı bir hata vardır. Yoksa işte kurulumla ilgili hiçbir sıkıntı yok, onun bilgisini vereyim. Offline girdiğimiz için zaten bu hataların gelmesi normal biraz önceki. Şimdi gençler, buradan direkt gösteri maçı kısmına giriyorum. Sizlere ligleri falan göstermek için. Şimdi şuradan baktığımız zaman Premier League, bütün ligler gençler lisanslandı zaten ve işte güncel logoları, ondan sonra içerisindeki takımların güncel yine logoları, kadroları, yani efsane bir çalışma oldu Xtreme 17. Spor Toto Süper Ligimiz var ve içerisinde yine A'dan Z'ye bütün takımlarımız yer alıyor.
Zaten Beşiktaş orijinalde de vardı biliyorsunuz ve ikinci ligimiz var yani. Türkiye Futbol Federasyonu 1. ligimiz var. Onlar da en iyi şekilde oyunu aktarıldı. İtalya Ligi, bütün ligler burada mevcut. Bundesliga ve diğer Avrupa takımlarında mesela gençler, yeni güncel takımlar falan da eklendi. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım hızlıca. Spor Toto Süper Lig diyelim gençler. Ne yapalım biliyor musunuz? Fenerbahçe'yi seçelim hadi. Fark etmiyor zaten biliyorsunuz. Galatasaray olsun rakipte. Takımların gençler, birçok takımın Spor Toto Süper Lig'de tezahüratları eklendi. Bunun haricinde bazı takımların maça giriş müzikleri falan eklendi. Stadyumlar var. Mesela stadyumlara bir bakalım. Bakın şu anda Fenerbahçe'nin stadyumu var. Gördüğüm Türk Telekom Arena var. Bir sürü yeni stat var. Şimdi biz tamam Ülker Stadı'nı seçiyoruz. Oyun planı dediğimiz zaman bakın bir güzel olay daha söyleyeyim size. Ekstrem ekibimiz gördüğünüz gibi bütün oyuncuların gerçek mini face'lerini, yani oyuncu yüzlerinin hepsi gerçek gençler. Oyunda normalde oyunda görüntü vardı. Bu çok hoşuma gitti benim, onu söyleyeyim öncelikle. Yani %90'ından fazlasına oyuncu yüzleri eklendi. Kadrolar zaten güncel kadrolar. Ben direkt şimdi şuradan bir başlama vuruşu diyeyim. Formalar yine keza en güzel şekilde ayarlanmış. Aynı zamanda da şuradan dinleyeyim. Bakalım neler var. İşte Ülker Stadı. Türkçe spiker de var gençler. Türkçe spikerle ilgili şu bilgiyi vereyim. PES 16'da zaten çok güzel bir Türkçe spiker yapmıştık. Şeyler ayarlanmamış bakın, o spiker isimleri. Onlar ayarlanır. Onlar çok büyük sıkıntı değil. Ufak tefek değişiklikler yapıldı. Ama versiyon 2'de spikerin ikinci versiyon. İşte Fenerbahçe'nin sahaya giriş müziği de var. Atmosfer mükemmel oldu. Stadyum çimleri falan çok güzel, canlı ve gerçekçi yapıldı. Taraftarlar bakın Fenerbahçe'nin formasını giyiyor. Ve gençler, görüntü kalitesi de çok çok güzel. Onu da söyleyeyim. Ve tamam diyelim. Zaten gösterecek çok fazla bir şey yok. Skor tabelaları falan var gençler. Birçok güncel televizyonların skor tabelaları var. Ve işte tezahüratlar. Ben şu anda tabii gamepad'i takmadım. Yani öylesine oynuyorum. Gördüğünüz gibi gençler, atmosfer çok çok güzel oldu. Yani oynarken çok büyük keyif alacaksınız eminim. Spiker'de gençler birçok şey doğru söylüyor zaten ama yanlışlar, eksikler olabilir. Dediğim gibi onlar versiyon 2'de hepsi düzeltilecek. Şimdi ben zaten, siz oynayacaksınız, ben söylüyorum. Yani çok çok güzel bir atmosferi var. Güzel bir çalışma olmuş. Şimdi oyunu durdurayım ben bir. Gençler, çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi bu video minik bir tanıtım videosuydu. Ekstrem 17 ekibimiz güzel bir çalışma yapmış. Sizler zaten indirip inceledikçe güzel olan her şeyi göreceksiniz. Kurulum dosyası var içerisinde yazı olarak. Onda zaten bütün ayrıntılar yazıyor. Neler eklendi, neler yapıldı diye. Ne kadar büyük bir çalışma olduğunu zaten fark edeceksiniz. Şu bilgiyi vereyim. Ekstrem 17 aslında çıkmayacaktı gençler. Bunu itiraf edeyim. Çünkü ben kendim çok fazla vakit ayıramıyorum. Biliyorsunuzdur belki. Ama Ekstrem ekibimiz, yeni bir ekip kurduk. Ekibimiz de dağılmıştı açıkçası. Ve çocuklar dediler ki abi biz yaparız bu çalışmayı. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde Ekstrem 17 var. Tekrar yeri gelmişken hepsine teşekkürlerimi ileteyim. TürkçeSpeaker.com'dan gençler indirin. PC'niz için, PES 2017 için kurulumunuzu yapın ve Ekstrem 17'nin tadına varın. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazmayın. Buradaki yorumlara, çünkü okuma fırsatım olmayabilir. Yine TürkçeSpeaker.com'da forumda ilgili konuyu bulun ve orada sorularınızı yazabilirseniz ekibimiz mutlaka yardımcı olacaktır. Bitirirken tekrar söylüyorum gençler. Ben direkt sizlere vermiş olduğum linklerden indirdim. Kurulumu normal otomatik şekilde yaptım ve hiçbir problemle karşılaşmadım. Ve şu anda gördüğünüz gibi oynayabiliyorum oyunu. O yüzden tekrar şunu söylememe izin verin lütfen. Eğer bir hatayla karşılaşırsanız mutlaka sizin kurulumunuzdan kaynaklı, bilgisayarınızdan kaynaklı, antivirüsün dosya silmesinden kaynaklı bir sorun olabilir.
Ana dosyalar elinizde olsun, mutlaka bir çözümünü bulursunuz eğer sorun olursa. Sizleri çok çok seviyorum. Sese Gel kanalında videolarıma devam ediyorum. Ekstremle ilgili Ali Kerim Hoca'yla, diğer arkadaşlarımızla videolarımız olacak, maçlarımız olacak. Oradan mutlaka takip edin ve Sese Gel kanalına da mutlaka abone olun. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın. Sese doğru gelin gençler, abone olun. Beğenmeyi de unutmayın sakın, cansız.